Emeklilik TV'den hepinize merhaba sevgili Emeklilik TV takipçileri ve izleyenleri. Emeklilik TV'de burada EYT'lilerin, emeklilerin, işçilerin, çalışanların, taşeronların, SGK'lıların, herkesin sorununu yansıtmaya çalışıyoruz. Sizler için röportajlar yapıyoruz, haberler hazırlıyoruz. Takipçilerimiz ve izleyenlerimiz çok iyi biliyorlar ki Emeklilik TV gerçekten de geçim sıkıntısının, emeklilerin geçim sıkıntısının, EYT'lilerin sorunlarının ve hak arama mücadelelerinin çok farkında olarak yayın yapıyor burada. Yayın yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin sorunlarını olabildiğince, mümkün olabildiğince aktarmaya çalışıyoruz buradan ilgililere ve yetkililere. Elbette ki zaman zaman bu dönemde bazı yorumlarda eleştiriler de almaya başladık. Elbette ki eleştirilere de açığız. Onlara da yanıt vermek istiyorum aslında buradan biraz. Siyasileştirmeyin EYT sorununu ya da emeklilerin sorununu deniliyor bize. Ama biz siyasi bir taraf değiliz. Biz Emeklilik TV olarak bu konunun siyasi olmadığını ama bir yandan da siyaseti tabii ki çok ilgilendirdiğini düşünüyoruz. Çünkü EYT'lilerin sorununun da, emeklilerin sorununun da, geçim sıkıntısının da çözüm noktası tabii ki elbette ki siyaset. Bu noktada bizim durduğumuz noktaysa siyasi anlamda EYT'li ve emekli olan bütün vatandaşlarımızı tabii ki bu bir parti ayrımı olmaksızın sorunlarını yansıtmak. Çünkü bütün vatandaşlarımız, emekliler de EYT'liler de işte Cumhuriyet Halk Partilisi var, Milliyetçi Hareket Partilisi var, İyi Partilisi var, AK Partilisi var. Ortak bir sorunu hep birlikte yaşıyoruz ve taşıyoruz aslında. Dolayısıyla bu konunun ve Emeklilik TV'nin bu anlamda hiçbir şekilde bir siyasi taraf olması mümkün değil. Ancak burada biz bütün siyasilerin de görüşlerini, fikirlerini ve meclise verdikleri yasa tekliflerini, kanun tekliflerini takip etmekle yükümlüyüz ve size aktarmakla yükümlüyüz. Bu anlamda röportaj yapabildiğimiz, ulaşabildiğimiz bütün siyasilerle görüşmeye çalışıyoruz sizin adınıza. Mecliste neler oluyor, neler yaşanıyor? EYT'lilerin sorunlarıyla ilgili, emeklilerin maaşlarıyla ilgili, intibakla ilgili ne varsa, mecliste neler yaşanıyorsa bunu buradan yansıtmaya çalışıyoruz. Ulaşabildiğimiz milletvekillerine, ulaşabildiğimiz siyasilere görüşlerini, fikirlerini sorup orada birebir mecliste neler yaşandığını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla iktidar partisi tabii ki aslında burada çözüm noktası iktidar partisi. Elbette ki bu sorunları çözecek olan iktidar partisi. Ama ne yazık ki iktidar partisinden çok fazla bir geri dönüş alamıyoruz bu konuda. Onların da burada fikirlerini yansıtmak istiyoruz. İlla ki mutlaka ki bu sorunları onlar da çözmek istiyorlar. İktidar partisi bu sorunlara duyarsız kalamaz. Bunlar vatandaşın sorunları. 13 milyon emekli var Türkiye'de. Emekli olacak 5 milyon 400 bin EYT'li var. Tabii ki bir iktidar partisi, ülkeyi yöneten iktidar partisi bunlara duyarsız değil muhakkak ki. Ama en azından biz bu yasaların neden çıkmadığını, EYT yasasının neden çıkmadığını, emeklilerin maaşlarının neden iyileştirilemediğini, emeklilerin neden açlık sınırının altında yaşamaya çalıştıklarını, hayatta kalmaya çalıştıklarını, iktidar partisinden de nasıl bir strateji izleyeceğini ve bu iyileştirmeleri nasıl yapacağını duymak isteriz, röportaj yapmak isteriz. Bunları da tabii ki sizlere iletmek isteriz. Ancak ne yazık ki iktidar partisinin milletvekillerine ya da yetkililerine bu konuda ulaşıp herhangi bir röportaj alamıyoruz. Ama biz Emeklilik TV olarak yine burada bu sorunlarla ilgili yetkili, ilgili kim varsa röportajlar yapmaya devam edeceğiz. Sizlere en doğru bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Lütfen Emeklilik TV'yi takip etmeye devam edin. Instagram ve Facebook sayfalarımızdan da bizleri ve haberlerimizi takip edebilirsiniz. Kanalımıza da muhakkak abone olun. Çünkü en güncel gelişmeleri yine ulaşabildiğimiz, erişebildiğimiz en yetkili, en etkili kişilerle burada sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın.